Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalarda bir tepki alımını izliyoruz ki içeride de yine Borsa İstanbul'da sert satışların ardından bugün güçlü bir alımla karşı karşıya. Spot tarafta %1,85'lik yukarı yön söz konusu. BIST endeksinde 10.000 puanın üzerine attı. Kendisini 10.075 puandan ise işlemden geçtiğini takip ediyoruz. Hemen bir de endeksler tarafına bakalım. Bankacılık endeksinde %1,28'lik yukarı yön söz konusu. 13.870 puandan işlemden geçerken sanayi tarafında %2,30'luk bir alım 13.674 puan izleniyor. Mali endekslerde ise %1,41'lik yukarı yön söz konusu. Ulaştırma tarafında daha güçlü alımları gözlemliyoruz ki ulaştırma tarafında %3'lük bir alım söz konusu. Ulaştırmacılık endeksinde ise 33.258 puandan işlemden geçiyor. Turizm endeksi %1,5'luk pozitif bir seyir. Hizmetler endeksinde ise %2'lik bir pozitif seyri takip ediyoruz diyelim. Peki pariteler tarafına bakalım, bir de güne nasıl başlıyor? Dolar TL tarafında yatay bir performans söz konusu, 33-35 seviyesinden takip ediyoruz. Dün Dolar TL tarafında da yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Tüm yem para birimleri açısından kaybın yaşandığı bir gündü. Bugün ise bir telafi çabasının olduğunu takip ediyoruz. Euro TL tarafında 36-51-16 seviyesi takip edilirken parite tarafı ise 1.09-10 seviyesi. 1.10 seviyesinin üzerine atan paritede bugün normalleşme adımları 0.11'lik bir geri çekilme yaşandı. Sterlin dolar 1.2759. Dolar endeksinde ise 103 seviyesinin takip edildiğini görüyoruz. 0.31'lik yukarı yön söz konusu. Normalleşme döviz piyasalarına da bugünün görüntüsünde yansıdığını söyleyelim. Peki Asya'da da manşet verdik. Dün satış dalgası olarak manşet vermiştik. Bugün ise tepki alımlarının kuvvetli geldiğine dair manşeti verdik. Ayrıntılar neye işaret ediyor? Hemen detayları almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Asya piyasalarında risk iştahının yeniden öne çıkması diyeyim ve Sadi Kaymaz sözü sana vereyim. Dün tarihi satış dalgası vardı. Bugün ise güçlü alımların manşeti, ne dersin? Pelin, merhaba, yayınlar diyerek başlayayım. İyi haberlerle başlayacağım çünkü ekranlar genel olarak yeşil. Döviz piyasaları uzak doğuda Japon yeni öncülüğünde stabilize oldu. Yine Asya borsalarında dün inanılmaz tabii satışlar vardı Pelin. Zaman zaman ben ekranıma bakıyordum, acaba kullandığım platform doğru mu gösteriyor diye başka bir platformdan da teyit ediyordum. Bir an özellikle kapanışa yakın %15'i bulmuştu kayıp var. Kapanışlar %12.4 oldu. 1987'deki o kara günden sonraki en büyük düşüş oldu Nikkei'de. Bugün şu an itibariyle baktığımda %10.23 kendi ekranında Pelin yükseliş görüyorum. Dünkü kayıpların önemli bir kısmını geri aldı, fakat hikaye bu kadar değil. Sadece dünden ibaret değildi. 5 haftadır aslında Nikkei değer kaybediyor. Rekor 21 Temmuz'da görülmüştü. 21 Temmuz'dan dünkü o en dip noktaya kadar %25'lik bir düşüş kaydetti. Yine son 3 güne bakarsak dün bir ara %20 bulmuştu. Benim dolayısıyla hala yatırımcılar zararda diyebilirim. Çok ciddi satışlar gördüler. Tabii bu yatırımcılar zarardayı biraz basit dilde ifade ettim benim, ama geleceğim nokta teminat tamamlama çağrıları. Sadece Japonya'da değil, Tayvan'da, Güney Kore'de özellikle AI rüzgarından dolayı bireysel yatırımcılar kredili işlem hacimlerinde rekorlar kırıyordu. Dolayısıyla o rekor işlem hacimlerinden çok ciddi satışlar oldu ki kredi hacmi genel olarak dünkü satışların şiddetini belirleyen, ona çok direkt etkeden unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu alımların devamı bekleniyor. Bu alımlar eğer böyle istikrarlı bir şekilde birkaç gün daha devam ederse piyasa iyice rahatlayacak Pelin, ama buradan tekrar satışlar gelirse ki teminat tamamlama çağrılarıyla düşüşler arasında bir gap olabilir, bir boşluk olabilir. Şimdi bu biraz merak ediliyor. Diğer taraftan tabii bir temkin sebebi daha var tabii. Normalde Japon varlıkları biliyorsun çok sakin varlıklar. Dolayısıyla fonlama para birimi olmasının sebeplerinden bir tanesi karakteristiği aslında bu, ama son dönemde hem Japon yenine baktığımız zaman hem Japon varlıklarına baktığımız zaman inmesinden çıkmasından ziyade bir müthiş bir volatilite. Dolayısıyla bunlar risk katsayılarını da arttırıyor. Portföylerin alokasyonlarını da etkileyecek. Dolayısıyla
İşin bu yönü de takip edecek. Dolayısıyla bunun çıkışları birkaç gün daha görmemiz lazım rahatlamak için diyeyim. Tabii şunu da belirtmek lazım. Dün sadece biz Japonya'ya odaklandık ama Güney Kore ve Tayvan'da da inanılmaz satışlar vardı. Devre kesiciler sürekli devreye girdi. %8 aşağı yukarı diyeyim. Evet, detaylara fazla girmeden kapanışlar vardı, kayıplar vardı. Fakat onlar bugün Japonya kadar telafi edemediler benim. Daha böyle sayılar vereyim. Şimdi Güney Kore'ye baktığım zaman %3 civarında yükselişte, %3'ün biraz üzerinde. Tayvan da aynı şekilde. Dolayısıyla dün %8 kayıp, bugün %3 kazanç. Dolayısıyla orada hala yatırımcılar eksi dediğim sözü tekrar sana bırakayım. Sadi çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için diyoruz. Biraz da piyasaları noktalıyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve içeriye dönüp bakıyoruz bir kez daha. Detayları kendisinden alacağız. Pozitif bir açılış ve güçlü alımların geldiğini görüyoruz. Tepki alımı devam eder mi? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Gedik Yatırım'a gidiyoruz. Eda Karadağ bizlerle birlikte. Eda, iyi seanslar diliyorum. Evet, dün sert satışların ardından bugün tepki alımlarının güçlü olduğunu takip ediyoruz. Peki bunun devamı gelir mi? Yoksa bu bir aslında tepki alımı olarak sadece adlandırmak mı lazım? Merhabalar Pelin, iyi yayınlar diliyorum. Aslında tepki alımı olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Çünkü gerçekten dün çok zor bir günü geride bıraktık ama tam olarak etkilerini sonlandırdı diyemiyorum. Yani bugün teknik anlamda piyasaların genelinde bir tepki var ama haftanın kalanında bence oynaklıklar devam edebilir. Belki yarın sabah yeniden küreselde negatif bir tabloyla güne başlayabiliriz. Sonuçta bunun hala bir garantisi yok. Dolayısıyla ben buradan yatırımcıları bu noktada uyarmak istiyorum. Yani dün geride kalmış olsa da bu sabah tepkilerin geldiğini takip etmiş olsak bile aslında haftanın kalanı açısından hala risklerin devam ettiğini değerlendiriyorum. Sonuçta bizim bir süredir konuştuğumuz konu başlıklarıydı. Geçtiğimiz hafta yavaş yavaş aslında bununla ilgili borsalar bize sinyal vermeye başlamıştı. Ama dün çok sert bir tepkiyle piyasalara bir kez daha göstermiş oldular asıl tabloyu. Dolayısıyla şu anda da bu konuştuğumuz konu başlıkları sonlanmış değil. Etkileri devam ediyor. Hem bir tarafta gözler Japonya'daki gelişmelerde, diğer yanda Amerika'daki söylemlerde veya olası Fed üyelerinden gelecek açıklamalarda şeklinde birçok aslında haber başlığımız var. Zaman zaman piyasalarda spekülatif hareketlerin de olduğunu takip ediyoruz. Özellikle dün bir anda Fed acil bir toplantı yapacak, yeniden bir karar verebilir şeklinde haber akışları görüldü. O yüzden bu tarz haberler de zaten yani daha doğrusu spekülasyonlar da piyasalarda böyle dönemlerde oynaklığın daha da artmasına yol açabiliyor. Yani bundan sonraki süreç açısından gerçekten gelecek açıklamalar önem arz etmekte. Dün bir Fed üyesinin açıklaması bence bir noktada resesyona dair endişelerin önüne geçmeye çalıştı. Yeterli kaldığını şu an için söyleyemem. Haftanın kalanında da diğer Fed üyelerinden gelecek açıklamaları bu noktada takip etmek önemli olacaktır. Onun dışında tabii ki bizim kendi bir hikayemiz var diyorduk her defasında ama parantez de açıyorduk. Gerçekten olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe biz kendi tempomuzu koruyabiliriz diye. Dün tabii ki piyasaların genel açısından çok zor bir gündü. Haliyle biz de bu noktada olumsuz etkilendik. Dünkü hem vadeli açılışı sonrasında Borsa İstanbul'un 10 bin puanın altındaki açılışı olsun piyasaları tedirgin etti. Gün içerisinde yine 10 bin puana doğru yükselmesine karşın aslında çok da başarılı kalamadığını takip ettik ama gün sonundaki kapanışını en azından açılış fiyatının üstünde gerçekleştirdiğinde teknik anlamda bunu biraz daha olumlu bir şekilde değerlendirdik. Bugüne bakıyorum 10 bin puanın üzerindeyiz. En azından bu 10 bin puanın üzerinde açılması zaten beklediğimiz bir açılıştı. Sonuçta alıcılı bir açılış beklentimiz vardı küreseldeki görünüme bağlı olarak. Ama bunun biraz daha güçlenmesi için teknik anlamda zamanımız var. Özellikle 11 bin puanın altına sarktığında hep 22 günlük ve 50 günlük hatta 50 günlüğünün altını daha fazla çiziyorduk. Dolayısıyla şu anda 50 günlüğümüz 10.500 puanlardan geçiyor yaklaşık olarak. Yani bundan sonraki süreçte bizim 10.500 puanın üzerinde
üzerine yükselmemiz ve buralarda günlük kapanışlar gerçekleştirmemiz gerekiyor ki teknik anlamda yukarı yönde hareketini destekleyebilsin ve yeniden 11 bin puanlara doğru ulaşabilsin. O yüzden zamanımız var. Tabii ki cuma günkü kapanışla dünkü açılış arasında da oluşan bir gapimiz var, bir boşluğumuz var. Yani bize şunu gösteriyor, önümüzdeki günlerde bu gap bir şekilde doldurulacak. Bunu telafi edilmesi lazım. Yani yukarı yönde hareketler göreceğiz. Ama sadece hafta genelinde ben yine de volatilitenin hem içeride hem de dışarıda devam edebileceğini değerlendiriyorum. Az önce de bahsettiğim gibi teknik olarak 10.500 puan üzerinde kapanışlar görülmesi gerekiyor ki biraz daha olumlu yorumlarımızı güçlendirebilsin. Ama bunu görmediğimiz müddetçe yaşanan yükselişler tepki yükselişi olarak kalmaya devam edecektir. Bugünün veri takvimi sakin. Dün zaten enflasyon günüydü. Biraz tabii ki piyasalardaki gelişmeler dolayısıyla geride kaldı. Şimdi haftanın kalanında Perşembe günü Merkez Bankası bu yılın 3. enflasyon raporunu yayınlayacak. Enflasyonla ilgili detayları takip edeceğiz. Onun dışında da gözler tabii ki küresel piyasalardaki gelişmelerde olacak. Özellikle merkez bankaları tarafından gelecek açıklamalar bence biraz daha önemli olacaktır. Piyasaların seyrinde belirleyebilir. Endişeleri arttıran yeni bir gelişmeyle karşılaşmazsak piyasaların ben biraz daha dengeye oturabileceğini düşünüyorum. Ama dün gerçekten çok volatil bir gündü. Dolayısıyla hemen bugün itibariyle yükselişlerin devam edip yerini güçlü alımlara bırakabileceğini söylemek yanlış olacaktır. Bu nedenle haftanın genelinde hassasiyetin devam edebileceğini de değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum Meda, aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Gedik Yatırım Mahallesi'ne ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz ve sırada araştırma masası var. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Sevcan Ersoy'u bizlerle birlikte. Sevcan, hoş geldin. Evet, vadeli tarafa bakıyorum. Yop 30 tarafında %1,41'lik yukarı yön söz konusu. Tepki alımları bugün itibariyle geliyor. Dünkü sert satışların ardından detaylar için ise sözü sana veriyorum. Borsa İstanbul dün bu saatlerdeki performansından ve dünkü kapanıştan çok daha farklı bir senaryo, çok daha olumlu bir senaryo içerisinde fiyatlanıyor. Dün kapanışta biz BIST 100 endeksi içerisindeki 100 hissenin tamamında kırmızı grafiklerin negatif performansın olduğunu görmüştük. Bugün ana endekste bütün hisseler pozitif tarafta. Vadeli kontrata baktığımızda yine bütün hisselerin vadeli işlemlerinin de pozitif yönde reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Ana endekste ulaştırma endeksi liderlik ediyor. Türk Hava Yolları'nın bilançosu ile beraber bilançosunu almıştık. Türk Hava Yolları 30,3 milyar TL'lik net kar açıklamıştı. İlk 6 aydaki karı ise 37,3 milyar TL olmuştu. Bu fiyatlanıyor ve diğer taraftan da dünkü kapanıştan sonra takip ettiğimiz Tüpraş bilançosu da bugün hem ana endekste hem de vadeli tarafta yön çiziyor diyebiliriz. Tüpraş'ın bilançosu sonrasındaki fiyatlaması %5'in üzerine çıktı. Vadeli tarafta da yine %4'ün üzerine bir fiyatlama söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Tüpraş da aynı zamanda temettü haberi vardı. İkinci çeyrek karı beklentilerin üzerine 5 milyon TL olarak gelmişti. Beklenti 3,5 milyon TL iken daha fazla net kar açıklamıştı. Ve 1 Ekim tarihinde de hisse başı net 10,7 TL'lik nakit temettü ödeyeceğini açıklamıştı. Bu haberin etkisiyle beraber Tüpraş Türk Hava Yolları önderliğinde Borsa İstanbul yönünü yukarı yönünü döndürdü diyebiliriz. Ve vadeli kontrata dair bir grafiği ve açık terminal ekranında onu da alabiliriz. Çünkü dünkü işlemlerde biz neyi görmüştük? Vadeli kontratta sert bir düşüş mü olmuştu? Hep düşen bıçak benzetmesi yapılır. Piyasalar üzerindeki etkisini de görmüştük. Dünkü kapanışta Borsa İstanbul'da vadeli kontratta %5'lik düşüş, açık pozisyonlarda ise %4'lük artış olmuştu. Bugün baktığımızda 11.242 endeks seviyesinde olduğunu görüyoruz vadeli kontratın. Burada 11.500 endeks seviyesine ulaşılması halinde Borsa İstanbul tarafında da daha rahat nefes alınacak ama 11.500'ün aşağısında bir miktar daha satış baskısını yaşayabiliriz. Sebebi ise açık pozisyonların artıyor olması. Bu da bir miktar eğer borsa negatif performans gösterirse satışların devam edebileceğini bize gösteren bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim vadeli kontratların içine. Hangi hisseler daha yukarı yönlü performans göstermiş diye taradığımızda Anadolu Efes'te %2'nin üzerine performans olduğunu görüyoruz. Arçelik %2,5'luk performansıyla öne çıkıyor.
Emlak konut gayrimenkul yatırım endeksi gayrimenkul yatırımında da %2,55'lik yukarı yönlü performans var. Enerjisa'da %3'ün üzerine performans olduğunu görüyoruz. Halkbank 3,60 ve baktığımız zaman da Koza'da %4'lük performans var. Aşağı yönde geldiğimizde TAV Havalimanları'nda alfabetik sırayla aşağıda TAV Havalimanları'nda 3,55'lik yukarı yönlü performans var. Türk Hava Yolları pozitif ayrışıyor demiştik. %3,60'lık performansının olduğunu görüyoruz. Tüpraş'ta ise %4,50'lik yukarı yönlü performans var. Ve vadeli kontratın içerisinde hala yukarı yönlü bütün hisselerde bir pozitif fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Ama şunu ifade edelim. Görünüm olumlu. Açık pozisyon sayısı arttı. Bu bir miktar olumlu yukarı yönlü performansla devam ederse bizim için pozitif olacak ama piyasanın paraya ihtiyacı var. Çünkü dünkü satış baskısı ile beraber biz aslında margin call dediğimiz yani teminat tamamlama çağrılarında piyasada yaklaşık 1 milyar TL seviyesine ulaştığını görmüştük. Bugün de yaklaşık olarak 952 milyon TL'lik bir teminat tamamlama çağrısının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla piyasa hala nakite ihtiyaç duyduğu için zaman zaman kar realizasyonları ve küresel taraftan gelecek olan negatif risk iştahında duyarlı olabiliriz. Bunun notunu düşmekte fayda var. Sevcan çok teşekkür ediyorum. Detaylar için aktardıkların için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hem içeride aylık fiyat gelişmelerini değerlendirdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın raporunu takip ediyoruz. Bu detayları konuşacağız. İçeride enflasyon ve faiz indirimine yönelik takvimi değerlendireceğiz. Kendisiyle küresel piyasalarda ise her ne kadar bugün resesyon ihtimallerinin bir miktar daha toparlama çabasına girmiş olsa da oradaki o endişe devam edecek mi? Verileri takip edeceğiz. Hemen Tacirler Yatırım'a gidiyoruz ve ekonomist Ekin Çınar bizlerle birlikte. Ekin Çınar hoş geldin. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Evet, şimdi küresel piyasalarla önce bir başlayalım, ardından şöyle bir içerideki enflasyon tarafına geçeceğim ve aylık fiyat gelişmeleri raporunun detaylarına da inmek istiyorum ama küresel piyasalardaki bu resesyon fiyatlaması hakikaten yani bu cuma gününden bugüne çok sert bir fiyatlamayı beraberinde getirdi ve neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla buradaki büyümede bu kadar aşağı yönlü sert bir iğmeyi bir veriyle açıklayabilir miyiz? Bu fiyatlamanın aşarıya kaçtığını mı düşünüyorsun? Bir dengelenme çabası olur mu? Ne dersin? Şimdi bugüne tepki alımlarıyla başladık ama hala daha bunun geride kaldığını söyleyemiyoruz. Aslında tek bir veriyle buna bağlayamayız ama bu hareket de zaten tek bir veriyle çok da olmuş gibi görünmüyor. Zaten Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında hem hisse senedi piyasalarına yönelik risk iştahı azaldı, işte yan pozisyonları çözüldü. Ardından Fed'in faiz indirimlerine geç kalmış olabileceği endişeleri tırmandı. Çünkü hatırlayacaksın faiz artırımlarına da gecikmişti Fed. Dolayısıyla da bütün bunlarla birlikte küresel piyasalarda çok sert bir satış baskısı, hatta topyekün yani güvenli limanların da satış yediği, pek çok finansal enstrümanda hatta tamamına yakınında bir satışın ön plana çıktığı bir düzlemi geride bırakmış olmayı umuyoruz. Ama dediğim gibi bugünkü tepki alımlarıyla henüz bunu tamamen geride bıraktık da diyemiyoruz. Bu da Japonya'nın pozisyonlarının çözülmesini yarattığı etkiyle tabii büyük hedge fonların çeşitli varlık yatırımlarının da negatif etkilendiğini gördük. Dolayısıyla ons altında da satış, petrolde zaten satış, işte ABD tahvillerinde bir halde. Yani 2 yıllık tahvil faizinin getirisi 2 yıldan buranın ilk defa 10 yıllığın altına geriledi kısa süreliğine. VIX'te tahviye yükselişler. Piyasalardaki bu dalgalanma en azından bir süre daha bu korku unsuru yaratmaya devam edecek ama şunu hatırlamak lazım. Şimdi daha biz geçen hafta bir FED toplantısı gördük ve orada Powell'a şöyle bir soru geldi. 50 puanlık faiz indirim olasılığı nedir? Bunu değerlendiriyor musunuz? Bunun üzerinde Powell demişti ki hayır, bu değerlendirilen bir unsur değil. Tabii daha enflasyon dataları alınmamıştı. Evet.
ve geçen haftaki konuşmasında da Powell enflasyon, özür diliyorum, istihdam piyasasını güçlü olarak nitelendirmişti. Ardından gelen istihdam dataları sonrasında da biraz tetiklendi bu. İşte işsizliğin 4.3'e yükselmesi hakikaten önemli bir bozulmayı işaret ediyor. Bunların ardından Chicago Fed Başkanı'nın açıklamalarını gördük, diğer Fed yetkililerinin açıklamalarını gördük. Şunu söylüyorlar, yani tek bir veriyle biz böyle bir paniğe kapılmayız. Çünkü dün biliyorsun ara toplantı yapılacak bu hafta gibi söylentiler de vardı. Çok buna ihtimal vermiyorum. Zaten piyasaları yatıştırmak için bir ara toplantı yapar. Acil bir faiz indirimine gidilir diyor ama bu piyasaları yatıştırmaz. Aksine asıl satışı o zaman görürüz. Böyle evet, bir acil faiz indiriminde görürüz. O yüzden çok da buna ihtimal vermiyorum. Peki, yani iş gücü piyasasındaki aslında bir soğuma Fed'in bundan sonraki hamlesini belirler diyoruz ya. İşte orada evet, bir veriyle ne kadar hareket etmek sağlıklı olacak? Yani ya da sağlıklı şu an bu fiyatlama. Çünkü unutmayalım, bir kasırga haberlerini burada verdik. Dolayısıyla işte petrol fiyatları bundan etkilendi, ekonomik faaliyet bundan etkilendi, sanayi durdu iki haftalık bir süreçte. Dolayısıyla bunun yansıması olarak okumuyor da piyasa. Neden illa bir resesyon olarak okumayı tercih ediyor? Artık piyasanın acaba bundan sonra bir faiz indirimine ihtiyacı var da bu nedenle mi piyasa bu fiyatlamayı gerçekleştiriyor? Çünkü veri, tek bir veriyle hareket edilebilir mi? Edilmez ama çok güzel bir noktaya değindin. Zaten aslında Amerika'daki faiz indirimi, enflasyonda hedeflediğimiz yere geldik, ekonomide zaten çok sıkıştı, faiz indirimlerine ihtiyacı var diye gelmeyecek ki. Yani ECB ve Fed arasındaki faiz indirim motivasyonunun 180 derece farklı olduğunu yılbaşından bu yana konuşuyoruz. ABD'de efektif sıkılaşmanın önüne geçilmek adına bir faiz indiriminin gündeme gelmesini beklediğimizi de sıklıkla dile getirdik. Çünkü siz gerileyen enflasyon ortamında faizleri sabit tutmaya devam ederseniz, efektifte sıkılaşmaya devam edersiniz. Yani oradaki reel getiri ayağı, işte merkez bizim içeride, kendi merkez bankamız ne zaman indirir? Eylül mü, Ekim mi, Kasım mı tartışmaların sebebi de bu. Enflasyon gerileyecek, alan açılacak, bir manevra alanı açılacak. Evet. Fed'in de aslında indirim motivasyonu bu. Dolayısıyla dediğin doğru, tek bir veriyle değil ama bu da istihdamda bir soğumanın görünmesi Fed'in tetiklenmesi açısından çok önemli bir unsurdu. Bunu Fed toplantılarında da sık sık duyuyorduk. Bu yüzden de bir veriyle aslında bunun ABD verilerinden ziyade bunun temelini Japonya'nın oluşturduğunu unutmamak lazım. Doğru. Bir likidite korkusuyla gelen tuz biber oldu diyebiliriz ABD verilerine. Aslında Japonya Merkez Bankası'nın 0-10 evet ama bir faiz arttırımı, uzun yıllar boyunca düşük faiz politikası uygulayan bir ekonomide bu dengelerin değişiyor olması bu korkunun temelini oluşturdu. Üzerine de Fed'in arttırımlar da gecikmişti çünkü hatırlarsın. Burada da çok sık tartışmıştık bundan 2-3 sene önce. İndirimlerle de gecikecek. Fed indirmiyor, Japonya arttırıyor. Bu kombinasyonla gelen bir doğru dalga. Bunu unutmamak lazım. Peki, yani aslında burada teminat tamamlama çağrılarında mesela varlıklar üzerinde işte biz bunu net bir şekilde nakit talebini özellikle karşısında altının performansını gösterdi ki normalde karşı karşıya kalmış olduğu işte Fed'in acil çağrıları, jeopolitik riskler altını besleyecekken bu süreç içerisinde artan nakit talebiyle birlikte teminat tamamlama çağrıları karşısında altın çok net bir şekilde olayı özetlemiş gibi duruyor. Peki Ekin Çınar, şimdi küresel piyasalar bir tarafta dururken içeride de dün biz yoğun bir takvimle karşı karşıyaydık. Enflasyon verisi en çok tartışılan ve bir önceki PPK metninde de hep genelde Merkez Bankası'nda şu vardı. Geçici bir artış, aylık artış görüyoruz. İşte yönetilen, yönlendirilen fiyatları bir miktar daha öne çıkartan Merkez Bankası metni vardı. Bugün de aylık artışa yönetilen, yönlendiren fiyatlar etkili dedi. Aylık fiyat gelişmeleri raporunda. Şu tarafından sormak istiyorum. Şimdi Ağustos ayına ilişkin de bu kez biz yine yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda bir artış bekliyoruz. Temmuz'da bırakacaktık, Ağustos'ta düşüş devam edecekti. Aylık artışı bu kez Ağustos'a da taşıdık. Nasıl bir faiz indirimi konuşmayı bekliyoruz o halde biz? Eylül'ü pas geçtim, Ekim-Kasım aylarına yönelik. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani daha da ötelenen bir faiz indirim beklentisi patikası göreceğiz muhtemelen. Çünkü dediğin gibi Temmuz tüfe 3.2 aylık. Bunun zaten 1.5'a yakını bu gelen fiyat ve vergi ayarlamalarından kaynaklanıyor.
Yıllık düştü, evet. Yıllık Ağustos'ta da düşecek ama biz kendi tahmin modelimize göre, yani BOTAŞ'ın işte doğal gaz zammıyla da birlikte, ki salt bunun etkisi bir yüzde puana yakın, doğrudan etkisi bir yüzde puana yakın doğal gaz zammının, bunun dolaylı etkilerinde olduğunu biliyoruz. Onlarla bir hesaplama yaptığımızda bu etki 1,5 yüzde puana doğru çıkıyor. O yüzden biz Ağustos ayında da aylık TÜFE artışının %3 civarında oluşacağını göreceğiz. Bizim beklentimiz bu yönde. O yüzden o Haziran'da 1,6'nın sonrasında, Temmuz'da da 3'ün üzerinde gördük, Ağustos'ta da 3 civarı görüyoruz. O yüzden de bu, hem bu aylık eğilimler çok önemli diyoruz ya, yani yıllık Ağustos'ta evet biz 3 civarı yine bekliyoruz ama 52-53'lere gerileyecek. Ama yıllık enflasyonu biz Merkez Bankası'nın para politikasını nerede şekillendireceği noktasında yıllığa bakmıyoruz. Hiçbir şey yapmasak da zaten düşecekti yıllık. Aylık eğilim önemli. Yani Haziran'da geldiğimiz o 1,6 seviyesinin kalıcı ve istikrarlı bir eğilim haline geldiğini görmek lazım. Bir de bu son dönemde küresel piyasalardaki oynaklıktan da aslında, evet kurda biraz yükseliş gördük ama Merkez Bankası çok sağlam bir gardla yakalandı. O yüzden bunun verdiği bir güven de var. Bu termo, yani bu piyasadaki dalgalanmanın devam etmesi de biraz buradaki hamleleri geciktirebilir. Ama şu var, şimdi çok eleştiriliyor, evet piyasada niye bu indirim konuşuluyor diye, ama %50 politika faizinin birleşiği %65. Sanayi tarafından çok ciddi bir daralma sinyalleri almaya başladık. İmalat PMI 4 aydır eşik değerin altında daralma sinyalleri veriyor. İç talepte henüz istediğimiz ölçüde bir durulma yok ama iç talepteki durulma da artık para politikasını aşan bir noktada. Burada biraz mali ayarı gerekli. Yani yüksek gelir gruplarından elde edilecek, artırılacak vergilerle birlikte buranın belki dengelenmesi gerekecek. Para politikasının artık tarafa da yapabilecek ne kadar fazla şey var, bunu da tartışmak lazım. Eylül ayında biz 50'nin altına gelmesini bekliyoruz yıllık TÜFE'nin. Ağustos yani bir ay gecikmeli geliyor. İşte Eylül Merkez Bankası toplantısında Ağustos datasını almış olacağız. Hala aylık %3. O yüzden Eylül bence rafa kalkacaktır. Zaten çok da erken bir beklentiydi ama yıl egzantede Eylül ayında bir manevra alanı açılıyor. Evet. Yani biz tamamen hesaplamalarla konuşuyoruz. Şu ankiyle aynı noktada olacağız reel politika faizinde. Eğer Eylül'de bir indirim yapsa dahi şu ankiyle aynı noktada olacağız. Yani matematiksel hesaplamalar bize şunu söylüyor. Ex-ante, ex-post'ta da aynı şekilde. Gerçekleşmiş enflasyona göre hesaplama yaptığımızda artık biz pozitife geçtik bu ay itibariyle. Temmuz datasıyla. Tamamen bu hesaplamalarla yapılan evet. Bir öngörü silsilesi. O yüzden onu da çok eleştirmemek lazım. Çünkü para politikasının etkilerinin de geçmeli olduğunu algılamak lazım. Ama aylık eğilim önemli. Bunu her seferinde söylüyor Merkez Doğru. Bankası. Şimdi Perşembe evet. günü enflasyon raporu gelecek. Aylık eğilimin düştüğünü de biz Eylül'den önce göremeyeceğimiz çok çok açık. O yüzden yılın son aylarına doğru kayacaktır bu. Kasım, belki Aralık ama gelecek yıl öteleme ihtimali de her zaman ön planda tutulur diye düşünüyorum. Peki şimdi Perşembe gününe dair bakalım, daha da netleştikten sonra orayı detaylandırmak isterim ama bir tartışma var ki tekrar dönüyoruz, dolaşıyoruz, dövize geliyoruz. Şimdi TİM Başkanı Gültepe'den yapılan bir açıklama var. Ve TİM Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz şeklinde bir ifadesi var. Burak Karagöz'ün yapmış olduğu haberin detaylarına bakacak olursak, kurile şikayetlerini yenisini eklediğini görüyoruz TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin. Dolayısıyla burada Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye'de şu an en ucuz şey döviz diyor Sayın Gültepe ve karpuzdan da ucuz şeklinde konuşurken son 3 ayda hiç artmadığını ancak enflasyonu yükselttiğini belirtirken doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok, yap 37 lira şeklinde bir ifadesi var TİM Başkanı Gültepe'nin. Şimdi bunu nasıl yorumluyorsun? Bir ekonomist olarak hakikaten dövizin enflasyona geçişkenliğini biz 2018'den 2023'e kadar bunu çok şiddetli bir şekilde hissettik ama 33 evet. ile 37 arasında bir fark var mı yok mu? Dövizin geçişkenliğini nasıl yorumluyorsun, senden rica edeceğim bir ekonomist olarak? Şimdi şunu anlayarak başlamak lazım. Sabit kur ihracatçıların çok sevdiği bir şey değil ve bu eleştirilmeye devam da edilecek. Ediliyor da zaten yılbaşından bu yana.
Ama kur sert yükselirken de bizim bu taraftaki gelirlerimiz iyi değildi. Biz fakirleşiyorduk zaten. Yani yüksek kur, yüksek ihracat geliri, işte doların yükselmesi bu tarafa yarar gibi bir düzlem yok ki. İçerideki erimenin de yansımaları çok topyekin oluyordu. Hatırlayacaksın. Dolayısıyla da burayı iyi anlamak lazım. Yani uzun süre sabit kalan kurun evet yan etkileri var. Başta bir kere bir servet etkisi var. Çok uzun süre sabit kalan kurun TL üzerinden carry çok hızlı girişler gibi çok hızlı çıkışlar getirme riski de var. Bu kadar yüksek getiri ortamında yüksek tasarruf sahiplerinin edindiği bir servet etkisi de var. Bunların hepsi yan etki. Ama buradan 33 yerine 37 olduğunda ya da 38 olduğunda bunun enflasyon geçişi, şimdi biz enflasyonda 43 diyoruz ama biz bu yıl içerisinde sınırlı bir reel değer katılan TL öngörüyoruz. Yani kur nominal olarak yükselecek ama nominal değer kayıpları olacak ama reel olarak önemli bir değer kaybı olmayacak varsayımıyla çalışıyoruz. Biz kurun bir anda 37'ye çıkması, bugün itibariyle 37'ye çıkması yıl sonu tahminlerini de yukarı çeker, enflasyon beklentilerini kötüleştirir. O yüzden 33 ile 37 olması arasında bizim için fark var. Ve şunu da tekrar hatırlatmak istedim. Geçmiş dönemde o günde ayda 1,5-2 liralık yükselişleri gördüğümüz dönemde de aslında biz gitgide fakirleştik ve buranın da dış ticaret tarafına çok fayda sağlamadığını gördük. O yüzden de zaten şu da var. 33'de sabit kalan bir kur sürdürülebilir olmaktan da uzak. 3 ay 32.50'de sabit kaldı ama biz yakın vadede nominal değer kayıplarının ön planda olmasını bekliyoruz. 33-35 bandını ön plana çıkarıyoruz. Çünkü o kere trade'lerde azaldı. Çok da sürdürülebilir değil. Onun da altını çizmek isterim. Belki de burada bambaşka şeyleri konuşuyor olmamız lazım. Kur artışı yerine Arge'den bahsediyor ya da markalaşmadan bahsediyor olmamız lazım Ekin Çınar. Dönüyoruz oluşuyoruz dış ticarette tekrar hep rekabetçi kur ya da rekabetçi kur ifadesi tamamen bitti ama orada belki farklı noktalardan bahsetmek gerekiyor ki verimli karşısın. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar bizlerle birlikteydi. Şimdi bir kez hastaya gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı ile birlikteyiz. Ersoy hoş geldin. Evet, petrol fiyatlarını da dün nasibini aldı o sert satış dalgasından büyüme derken detaylarda neler var, sen neler aktaracaksın bizlere? Pelin, dün kıpkırmızı ekranlar vardı, bugün de yeşil ekranlar var. Nikkei %10 artısıyla dikkat çekti. Dün de en çok düşen borsa oydu. Yen bugün değer kaybetti. Bakıyorum Hong Kong ve Şangay yatağı, gerçi onlar da dün diğerlerine göre daha az düşmüşlerdi. Güney Kore artıda yine yepyeşil ekranlar var. Özetle Bitcoin de toparladı. Bakıyorum notlarım, Avustralya Merkez Bankası faizleri 4.35'te bıraktı. Ama yeni bir haber yoktu Pelin açıkçası. Biraz piyasa oyuncuları demek ki bu satışı yeterli buldular, bir düzeltme olarak gördüler. Gerçi bunu söylemek için erken, biraz daha bu haftanın devamını görmek lazım ama bugün bir toparlanma var. Aynı şeyi petrolde de görebiliyorum. Gerçi sabahleyin 77 doların üzerindeydi, şu an 77 doların altına geldi Brent ama petrolde biraz toparlandı. Libya'da Şarara bölgesinde üretim kesintisi var, 270 bin varillik bir kesinti var. 7 ayın en düşüğündeydi dün petrol fiyatları, biraz toparladı. Aramco'nun ikinci çeyrek kârı bu arada geldi, bir önceki yayınımızda gelmemişti. %3.4 düştü, 29.1 milyar dolar oldu. Gerçi analistler bir düşüşü bekliyordu. Hem OPEC'in kesintileri hem de petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle ama daha çok şuna bakıyorlar. Temettü vermeye devam mı değil mi? Temettü geliri hem yatırımcılar için hem Suudi Arabistan için önemli. Son olarak da İran İsrail'i vuracak mı, onu bekliyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve şimdi programı noktalıyorum. Birazdan grafik düellosuyla karşınızdayım efendim. Hoşçakalın.